Efendim iyi günler, güne bakışa hoş geldiniz. Yine sıcak gündem maddelerini değerli konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Alper Taş, siyasetçi konuğumuz. Sayın Taş hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve gazeteci konuğumuz Fuat Uğur. Sayın Uğur hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Malum sıcak gündem maddesi, en azından sıcaklığını devam ettiren gündem maddesi. Evet. FETÖ'nün siyasi ayağı çıkarılıyor mu? Neden çıkarılmıyor? Çıkarıldı mı? Çıkarılmaya başlandı mı? Acaba bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var? Ama isterseniz hem Bahçeli'nin hem Akşener'in hem de CHP'den gelen arka arkaya o cümleleri bir hatırlamak manasında bir söyleyeyim. Bahçeli diyor ki yurtta sulh konseyini incelerseniz onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız siyasi ayağında bulmuş olursunuz diyor. Meral Akşener de İYİ Parti Genel Başkanı da diyor ki yurtta sulh konseyini araştırmak için bir girişimde bulunduk ama küçük ve büyük ortak tarafından reddedildi. Bir siyasi parti hakem yerine kendini koyabilir mi dedi. CHP'den bir açıklama vardı. Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan meclisteki darbe araştırma komisyonunun raporunun kaybolmasını hatırlattı Altay ve kim raporu kaybettiyse siyasi ayak odur dedi. Şimdi 3 partiden yapılan açıklamalar bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Eğer biri bir iddiada bulunuyorsa bunu ispat etmek zorundadır dedi. Söyler misiniz Sayın Uğur, sizle başlayalım. Yani siyasi ayak bu tartışmalar eşliğinde başladı diyebilir miyiz? Bu partilerden ya en azından genel başkanların açıklamalarından yola çıkarsak doyurucu bir adım atıldı diyebiliyor muyuz bu konuda? Evet, tabii siyasi ayak önergesi, daha doğrusu FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için mecliste önerge veren CHP grup başkan vekillerinin bu önergesi. Aslına bakarsanız MIT'in Baylok yazışmalarının %25'ini daha deşifre ettiklerini ve içeriğinin saptandığını bildirmesinden çok kısa bir süre sonraya denk geldi. Ve bu önergenin verilmesi biraz zamanlama olarak bana son derece ilginç geldi. Şimdi bunu bir kenara koyalım ama tabii bana göre önce şöyle genel ilkesel siyaseten doğru olan şeyi söyleyeyim. Siyasi ayak değil, siyasi ayaklar demek lazım. Çünkü siyasi ayak dediğimiz zaman tekil kullanıyoruz. Şimdi FETÖ öylesine renklenebilen bu kalemun gibi bir örgüt ki bütün siyasal oluşumların, bütün sivil toplum oluşumlarının, kamu kurumlarının tamamının içine kendisini rahatlıkla sokabilen, sızabilen bir örgüt. Dolayısıyla da burada şundan çıkmak gerekiyor. Bende var, sende var, bende yok. Onda var, şunda yok. Anlayışından bir kere çıkmak gerekiyor. Bu bir. İkincisi de ilkeli olmak gerekiyor. Şimdi ilkeli olmak gerekiyor derken, karşı tarafı suçlarken kendine bakabilmeyi bilmek gerekiyor. Şimdi FETÖ CHP'de de vardır, AK Parti'de de vardır, MHP'de de vardır. Şimdi bir kere ilkesel olarak bu böyle, bunu bir ortaya koyalım. Bunu ortaya çıkarabilmek gerekir ama şuna da bakmak lazım, 15 Temmuz darbe girişiminin öncesine bakmak lazım. Acaba 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte kim siyasi olarak FETÖ darbesinin ardından etkili konumda olacaktı? Bu sorunun cevabı hep aranıyor, yazılıyor, çiziliyor da. Buna bakmak lazım. Bu soruların cevaplarını aramak lazım. Devlet Bahçeli dedi ki Kılıçdaroğlu ile ilgili bir rapor hazırladık dedi. Sabaha kadar tutsak bitmez dedi bu rapor. Çok önemli şeyler içeriyor dedi. Şimdi bu raporun ne olduğunu bilemiyoruz. Araştırmak lazım. Öte yandan şimdi parça parça bir takım şeyleri, anekdotları söylüyorum şimdi. Siyasi ayak önergesi veren CHP'nin genel başkanı hatırlayacaksınız 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 3 ay sonra dedi ki elimde dedi dosyalar var dedi 120-180 milletvekili dedi 4 tane bakanı dedi Baylokçu olduğuna dair bilgiler var bu dosyalar var dedi. Gazetecilerle de genel yayın yönetmenleriyle de off the record bir toplantı yapıyordu. Gazeteciler dediler. 120 ile 180 arasında tabii. Da rakam verildi. Evet, rakam dedi. Nedir, nerede bu dosyalar? Şu anda dosyalar yanında yok, Ankara'da dedi. O dosyalar bir türlü ortaya çıkmadı. Şimdi Bahçeli ile Erdoğan da bu dosyaları hatırlatıyor. Diyor ki Hodri Meydan diyorlar. O dosyalar nerede? İddia ettiğin gibi 120-180 milletvekili Baylokçuysa bunu ispat et diyorlar. Bahçeli de bunu diyor, Erdoğan da bunu diyor, Kılıçdaroğlu ölü taklidi yapıyor. Şimdi bu gerçekten mesela siyasi ayak önergesi veren bir siyasi partinin
lideri eğer bunu söylüyorsa al sana siyasi ayak. Bundan daha güzel siyasi ayak olur mu? Elimde dosyalar da var dedi. İspat edebilmek için inanılmaz bir fırsat elinde. Öyle değil mi? Bunu yapmıyor. Peki bunu niye yapmıyor? Bilemiyoruz. Dün Dursun Çiçek dedi ki CHP'li Dursun Çiçek siyasi pardon bir blöftü dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaptı. Yani siyaset bir kumar mı? Yani böylesine ciddi bir konuda, böylesine önemli bir konuda insanları zan altında bırakacak şekilde bir kumar mı oynuyorsunuz? Bunun adı siyaset değil. Bir kere onu koymak lazım kenara. Şimdi bütün bunların yanı sıra şimdi Enver Altaylı davasının ortaya çıkması, soruşturma iddianamenin ortaya çıkması son derece bizi ilginç verilere götürüyor. Nedir o ilginç veriler? Enver Altaylı'nın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, CHP'nin hiç kimse tarafından bilinmeyen 14. katta ikamet eden danışmanı ve aynı zamanda Mansur Yavaş tarafından Metropol AŞ'nin yönetim kuruluna alınan danışmanı Rasim Bölücek ile Enver Altaylı'nın arasında 1150 görüşmenin ya da 1050 görüşmenin olduğuna dair iddianamede yer alan bilgiler. Bu görüşmelerde 150 defa Rasim Bölücek Enver Altaylı'yı aramış. Geri kalan kısımlarda onlar birbirlerini aramışlar vesaire. Ve bir başka şey daha var. Yani FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Orada eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Kumpas davaları sırasında Kozinoğlu gözaltına alınarak Kozinoğlu biliyorsunuz cezaevinde öldü. Daha doğrusu öldürüldü örgütü deniyor. Örgütü uyardığı ortaya çıktı o mektuplarda. Evet, Rasim Bölücek'in de aynı zamanda yine bu iddianamedeki belgelere göre, delillere göre FETÖ elebaşından randevu istediği ortaya çıkıyor. Şimdi kontrollü darbe kuyruklu yalanında aynı zamanda bu adam tarafından ortaya atıldığı ve Kılıçdaroğlu'na söylettirildiği ifade ediliyor. Bilemiyoruz. Şimdi bütün bunlar iddianamede var olan şeyler. Yargı kararını verecektir. Dosyalar açıklığa kavuşacaktır. Bahçeli'nin dosyası da ortaya çıkacaktır. Bilemiyoruz. Şimdi bu işin CHP cephesi. İyi Parti cephesine baktığımızda da vallahi şimdiki Meral Akşener'e baktığımızda şunu görüyoruz biz. MHP'yi ele geçirme konusunda kurultay, olağanüstü kurultay sürecine giden Meral Akşener şimdi onun kurultaya götürebilmek için MHP'yi destek aldığı ve karar çıkarttırdığı mahkemelerin, hakimlerinin tamamına yakını FETÖ'cü çıktı. Tamamı FETÖ'cü çıktı. Bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari. Şimdi bunu bilelim. Sonra bu olamadı. Şimdi Meral Akşener'in 15 Temmuz darbe girişiminden önce yaptığı açıklamalara bakıyoruz biz. Yani işte yurtta sulh, cihanda sulh lafını ağzına eksik etmeyen bir Meral Akşener var. Artı işte FETÖ'cülerin, emniyetteki FETÖ'cülerin, yargıdaki FETÖ'cülerin gözaltına alınması haklarında soruşturma yapılması ve ihraç edilmesiyle ilgili hükümeti tehdit eden bir Meral Akşener var ortada. Şimdi bütün bunlar Meral Akşener cephesinde. Koray Aydın, şu anda yanı başında olan Koray Aydın dedi ki ben de ayrılıyorum dedi. Bu parti oluşumundan dedi. O zaman İyi Parti kurulmamıştı. Sırf bu nedenlerden dolayı mı ayrılmıştı? Tabii cemaat dedi. Cemaat dedi. FETÖ dedi. Destekliyor dedi Meral Akşener'i dedi. Şimdi bütün bunları da bir kenara koyalım. Şimdi AK Parti cephesine bakalım. AK Parti'de FETÖ'cü yok mudur? Bana göre vardır. Bana göre vardır. Yani varsa ortaya çıkarılmalıdır. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun o anlamda söylediği bana göre çok anlamlıdır. Yani nedir? Kimdir bunlar? Yani ortaya çıkmalıdır. Şimdi FETÖ söz konusu olduğu zaman en başa dönüyorum. Yani bütün siyasal partiler işbirliği yapmalı ve kimse onu ortaya çıkarmalıdır. FETÖ'den siyasal partiler, kamu, yargı, emniyet, asker ve sivil toplum tamamen temizlenmelidir FETÖ'den. Bu yüzden de siyasal partilerin işbirliği yapması gerekiyor birbirini suçlamak yerine. Devam bana göre edeceğiz. Böyle bir durum var. Bu tartışma devam edecek ama Sayın Taş'la devam edelim. Şimdi bazı görüşler de var tabii ki bu Bahçeli'nin açıklamalarından sonra. Mesela Mehmet Tezkan şöyle dedi. Bahçeli'nin bu Yurtta Sulh Konseyi'ni dile getirmesi ilk değil. 3,5 yıl aradan sonra tekrar dile getirdi. Bence diyor tek nedeni var Mehmet Tezkan. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarının AK Parti üzerinden yürümesini, AK Parti ekseninde dönmesini engellemek için. Çünkü bakıldığı zaman bu konseyi dışarıdan devirmek için, iktidardan devirmek için kurulmuştu diyor. Ve AK Parti'nin hedefi olduğunu da zaten söylüyor. Siz katılıyor musunuz Tezkan'ın bu görüşüne? Yani bu AK Parti üzerinden bu FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarını engellemek için mi Yurtta Sulh Konseyi gündeme getirildi? Tabii yani şimdi şu olay şu. Aslında 15 Temmuz darbesinden bu yana bütün süreç AKP'nin cemaatle kurduğu iktidarın yarattığı suçların örtülmesine dönük bir süreç olarak gelişiyor. AKP'nin bütün stratejisi, bütün taktiği
aslında cemaatle yaptığı suç ortaklığını karartmak, üzerine örtmek konusunda herkesi FETÖ ile ilişkilendirmek, herkesi ilişkilendirirken kendisini de FETÖ'den sıyırarak doğal olarak kendini bir tür aklama. Yani şimdi bu memlekette değişik partilerin içerisine FETÖ'cülerin sızması ayrı bir mesele. Sızabilir. Zaten sızıntı onların felsefesi de bu. Bu cemaat kimle koalisyon yaptı? Bu cemaat nasıl büyüdü? Bu cemaat 2010 referandumunda Erdoğan'la birlikte yargıyı teslim alan referandumu örgütlemedi mi? Bu cemaatin üyelerinin önü askeriyede, bürokraside, emniyette, yargıda önü kimler tarafından açıldı? Kimler cemaatin bankalarını açtı? Kimler cemaatin yurtlarını açtı? Kimler okullarını açtı? Kimler siyasi ittifak yaptı? Şimdi buradan baktığında FETÖ'nün siyasi ayağı AKP'dir. Son derece net yani. Yani bunu görmek için kain olmaya gerek yok. Fazla araştırmaya gerek yok. Bakalım şu siyasal süreci bir izleyelim. Zaten siyasi ayak AKP. Yani AKP'nin içerisinde FETÖ'cüler olması meselesi ne demek? AKP'nin kendisi zaten FETÖ'nün bir ortağıdır. Sayın Uğur dedi ki bütün partiler vardır. Bakın bu işin bütün partiler meselesi. Şimdi bakın. Cemaat 1950'lerden beri Fethullah Gülen Komünizmle Mücadele Dernekleri içerisinde bir siyah operasyonu olarak, siyah örgütlenmesi olarak kurulmuştur. 50'den beri vardır. Bu devletin değişik kademelerinde çeşitli görevler almıştır, görev verilmiştir. Ama FETÖ'nün devlet nezdinde meşrulaştırıldığı, devletin iktidar ortağı haline getirilmesi AKP sürecinin bir ürünüdür. Çünkü biz AKP cemaat ortaklığını 2013'lere kadar yaşadık. Memleketi 15 Temmuz darbe girişimine bu ikili getirdi. Bu iki siyasal İslamcı güç getirdi. Bunların kavgası getirdi. Bunlar bizi, solu, sosyalistleri, devrimcileri 2010'da darbeci ilan ettiler referandumda. Askeri vesayetçi ilan ettiler. Türkiye'yi askeri vesayetten kurtaracaklarını iddia ettiler. Demokrasi inşa edeceklerini iddia ettiler. Aa, bir baktık ki 15 Temmuz'da ve 20 Temmuz'da bir baktık ikisi de darbeciymiş. Bir tanesi askeri darbe girişiminde bulundu. Bir tanesi de o askeri darbe girişimini vesile kılarak 20 Temmuz'dan sonra sivil darbe sürecini geliştirdi ve memleketi buraya getirdi. Memleket bu noktaya geldi. Başkanlık rejimine geldi. Tek adam rejimine geldi. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra cumhuriyet ve demokrasi kazandı. Ne kazandı ya? 15 Temmuz'dan sonra cumhuriyet ve demokrasi mi kazandı? Elbette 15 Temmuz'un da darbecilerin sürecinden zaferle çıkmaması, darbenin bastırılması önemli. Orada bir sorun yok. Ama madem darbe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırdı, demokrasiye saldırdı, pekala ne olması gerekiyordu darbeden sonra? Demokrasinin önü açılması gerekiyordu. Ama darbeden sonra Türkiye'de olan ne? Demokrasi alanı daraltıldı. Şimdi burada mesele şu, bakın. CHP yanlış bir adım atıyor bence. CHP tutturmuş siyasi ayağı açıklansın. Ya kim açıklayacak siyasi ayağını, kim ortaya çıkartacak ya? Şimdi sen AKP'den ve MHP ortaklığından emniyeti, yargıyı eline geçirmiş bir yapıdan cemaatin, FETÖ'nün siyasi ayağını çıkartma talebinde bulunmak aslında kendi kalene gol atmaktır. Buradan ne çıkar biliyor musun? AKP kendini aklar, CHP FETÖ'cü parti olarak çıkar. Ben size söyleyeyim. İyi Parti de FETÖ'cü parti olarak çıkar. Şimdi bu yargı sistemi ve bu emniyet ve bu MİT onun elinde ya. Hakan Fidan'ın pozisyonu, darbedeki pozisyonu, Genelkurmay Başkanı'yla kurduğu ilişkiler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ya bu yargı Sözcü Gazetesi'nin yöneticilerini ve gazetecilerini FETÖ'cü ilan etti ya. Ya bu yargı Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarların yöneticilerini FETÖ'cü olarak yargıladı, cezalandırdı, Sözcü'yü de cezalandırdı. Bir Gün Gazetesi'ni de yargılıyorlar FETÖ ile ilişkisi diye. Yani FETÖ'ye karşı mücadele etmiş bütün kesimleri yargılayan bir yargı sistemiyle yüz yüzeyiz ve biz çıkmışız, biz derken Cumhuriyet Halk Partisi çıkmış, ne düşünüyorsa, hangi sayıkla bunu yapıyorsa, efendim FETÖ'nün siyasi ayağı, sözümü bitireyim, siyasi ayağı açığa çıkartırsın. Bundan ne çıkartırlar biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkartırlar. AKP'yi aklarlar ve CHP'yi buradan FETÖ'nün suç ortağı olarak çıkartırlar. Ben size söyleyeyim. Peki, Sayın Taş, Sayın Uğur, Sayın Taş'ın az önce söylediğinden yola çıkarak CHP bu konuda farklı, yanlış bir
yol izliyor dedi Sayın Taş, ama aynı CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın açıklamaları var. Şimdi isim verilmiyor, isim verilmiyor diyorduk. Şimdi yavaş yavaş biraz sonra AK Parti içerisinde de o polemiklere de geçeceğiz, ama Tuncay Özkan diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortada ne varsa ispatlamakla mecburdur ana muhalefet dediği şeylerin üzerine sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Onda da FETÖ darbesini araştıracak komisyonun başkanı AK Partili Reşat Pete'in FETÖ'yü öven sözlerini yayınlamış ve demiş ki bu sözleri söyleyen kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde FETÖ darbesini araştıracak komisyonun başkanı AK Partili Reşat Petek, biri FETÖ'nün siyasi ayağı CHP'de mi demişti diye de sormuş. Nasıl cevap vermek gerekiyor? Vallahi şimdi bence bu şey kayıkçı kavgasını bırakmak lazım. Benim biraz önce dediğim gibi FETÖ denen tehlikeli bir örgüt var ortada. Bu tehlikeli örgüt, yani Alper Taş'ın biraz önce söyledikleri doğrudur. Yani AK Parti cemaat adı altındaki bu oluşumla ciddi bir işbirliği yaptı geçmişte. Aslına bakarsanız, kendisi de belirtti biraz önce, yani bu FETÖ oluşumu, cemaat oluşumu bir CIA projesi olarak ta 1970'lerden, 80'lerden bu yana yavaş yavaş ısıtılan ve kamunun, askerin, Türkiye'deki bütün kamu kurumlarının içine sızdırılmaya çalışılan bir örgüt. Yani en çok geliştiği zamanların arasında AK Parti'yi saymakla birlikte 28 Şubat dönemini, 1990'ları ve Ecevit döneminde saymak lazım. Ecevit'in Fethullah Gülen'le olan ilişkisini de hatırlamak lazım. İşte Fethullah Gülen'in en hayırlı eyalet edici politikacı olarak Ecevit'i saydığını da hatırlamak lazım filan. Yani buna baktığımız zaman bayağı suçlu bulabilirsiniz. Yani tırnak içinde söylüyorum. Darbe yapanlar da 1993 girişli subaylardır. Generaller ve üst beli subaylar dışı kapsamında söylüyorum. Şimdi dolayısıyla da burada yaşanan yaşanmıştır, olan olmuştur. Yani pek çok siyasetçi, pek çok kişi hata yapmıştır. Ama ülkemizin çıkarları açısından bu hatadan dönülmesi gerekiyor. Şimdi en baştaki noktaya tekrar dönüyorum. FETÖ, Amerika Birleşik Devletleri'nin, CIA'nin, Pentagon'un bir uzantısıdır, bir casusluk kuruluşudur ve Türkiye'deki siyaseti, kamuyu, yargıyı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne içine sızmıştır, kandırmıştır, ahlaksızca bunu yapmıştır. Kandıranlar kadar kananlar da bu konuda sorumludur. Ancak gel gelelim bulunduğumuz noktada, yani bu anlamda CHP'nin bu siyasi ayak önergesinin kendi aleyhine dönebilecek olduğu noktalar var. Biraz önce söyledim ama bunun tüm siyasal partiler tarafından ciddiyetle ve sorumlulukla ele alınarak araştırılması, yani daha doğrusu araştırılması derken ele alınması gerekir. Bir de işin şu yanı var. Artık FETÖ kriminal bir örgüt. Suç örgütü, terör örgütü diyoruz biz buna. Bunun ayaklarını ortaya çıkarabilecek mekanizmalar nerededir? MİT'tedir, hukuktadır, yargıdadır, emniyettedir ve istihbaratıdır, değil mi? Yani şimdi bir de olaya da böyle de bakmak gerekiyor. Şimdi işin bu ayağı bu, ama bu ayağının doğru işleyebilmesi için de tüm siyasal partilerin işbirliği yapması gerekiyor. Çünkü 2012 yılından itibaren cemaat denilen oluşum AK Parti'ye darbe sürecine girdikten sonra, ondan öncesinde de var olan gerilimleri biliyoruz, ama sonuçta hani orayı bir milat olarak ele alalım. Erdoğan'ın bu olayda hemen artık bu örgüt, bu cemaat, bu yapı paralel yapılanmadır fikrinin oluşmaya başladığı ve mücadele sürecinin başladığı dönemden başlayarak bu oluşumu Türkiye'den atmaya çalışmaya başladı. Şimdi bu oluşuma, bu hizmet hareketi denen ve cemaat denilen bu oluşuma geçmişte karşı olanların, Erdoğan'ın kavga etmeye başladıktan sonra bu hareketle, bu paralel yapıyla, bu FETÖ yapılanmasıyla işbirliği yapıyor olabilmeleri, bunu da siyaset adı altında değerlendirmeleri bence vahim olmuştur geçmişte. Şimdi tabii ki AK Partililerin cemaat iken yaptıkları, yani bu oluşumla işbirlikleri gündeme getirilebilir. Ama Erdoğan'ın hizmet hareketi denilen, cemaat denen oluşumla, daha sonra FETÖ diye adlandırılan oluşumla, 15 Temmuz'dan önce adlandırılan oluşumla kavgaya başlamasından sonra CHP'nin
ve daha sonra İyi Parti olacak olan oluşumların işbirliğine gitmesi ve bunu alenen ve resmen yapıyor olabilmeleri ayrı bir handikaptır. Yani bu ve bir milada ayrıca, bağlanmalı. Evet, hayır, milada bağlanmasına gerek yok. Ben şunu söylüyorum. Şimdi açık bir darbeciliğini ilan etmiş ve darbe yapan bir kuruluştan söz ediyorum. Ve onunla mücadele eden bir devlet yapılanması ortaya çıkmış. Geçmişte işbirliği yapıyor diye suçlayabilirsiniz. Ama biz anladık ki diyor bu yapı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkmak istiyor diyor. Ben bununla mücadeleye başladım diyor. Ha, o zaman geçmişte onunla mücadele eden muhalefetin onunla sırf iktidara artık karşı diye, iktidarı devirecek diye işbirliği yapıyor olması büyük bir handikaptır. Büyük bir yani kepazeliktir, vahimdir. Yani bütün bunların ele alınması gerekiyor. Yani ama şimdi bütün bunların ötesinde geçmişte onu yapanlar, daha sonra bunu yapanlar, iktidarı ve muhalefeti eğer samimilerse şayet oturacaklar, bir araya gelecekler. Çünkü bu suçlamaların, bu karşılıklı da didişmelerin ve işte Tuncay Özkan'ı boş verin, o önemli değil. Bu tür adamların yani söyledikleri, o Tuncay Özkan önce bana birisi bir kaset verdi, sonra onu kaybettim falan. Önce onları açıklasın, onlar boş ver. Yani önemli değil Tuncay Özkanlar. Önce gerçekten siyasetten ciddi olan insanların, Tuncay Özkan gibiler değil, siyasetten ciddi olan insanların bir araya gelip bu işi çözmek konusunda bir adım atmaları gerekir. Peki, bana göre. Sayın Taş, şimdi bir, aynı soruyu Sayın Uğur'a da soracağım. Ve biraz da hızlı hızlı cevap isteyeceğim. Çünkü süre hızla ilerliyor. Dış politikaya da girmek istiyorum. Şimdi AK Parti içerisinde de bir takım kavgalar, en azından polemikler çıkmaya başladı. Mesela eski milletvekillerinden Mustafa Elitaş'la Mehmet Metiner arasında bir Pensilvanya tartışması yaşandı. Orada da haddini aşmıştır diye noktalanan iki tarafın da sürekli cevap verdiği şeyler. Öbür taraftan dün de eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin yine FETÖ üzerinden, sosyal medya üzerinden tartıştığını da biliyoruz. Bir Harbiyeli öğrencilerin ailelerinin Ankara'daki eylemlerinin provoke edildiğiyle başlayan, daha sonra yönetim görmezden gelmese bunlar nasıl cirit atar deyip Melih Gökçe'nin söyleyip sonra da Gürcan Dağdaş'ın yediğin içtiklerini en iyi sen anlatırsın şeklinde bu noktalara varan tartışmalar var. Şimdi parti içerisindeki bu tartışmaları ve zamanlamasını nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi AKP zaten bir çözülme süreci içerisine girmiş vaziyette zaten. Yani Davutoğlu ve Gül'ün AKP'nin kurucu öznelerin ayrı bir siyasi oluşuma gitmeleri ve son seçimlerde alınan oylar adeta Anadolu'nun belirli bir yerine AKP'nin gelecek açısından hapsolması AKP'nin miadını doldurduğunu ortaya koyuyor. Aslında AKP çözülüyor. Sonuç itibariyle çözülen bir yapıda değişik kavgalar olur. Yani olmak zorunda ve olacak. Bunlar daha da derinleşecek. Şimdi burada mesele şu. Beni rahatsız eden, bizi rahatsız etmesi gereken nokta şu esasen bu FETÖ meselesinde. Şimdi elbette ki darbe yapanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayanlar, tankları sokağa çıkartanlar, insanlarımızı, yurttaşlarımızı kurşunlayanlar hepsi yargılanmalı. Burada bir tereddüt yok. Ama şimdi bu dalganın içerisinde OHAL rejimi kanun hükmünde kararnamelerle siyasi iktidarın yani AKP'nin yönlendirmesiyle, teşviğiyle çocuklarını FETÖ'nün okullarına götüren, FETÖ'nün bankalarına para yatıran insanlar. Yani yabancı ülkelerde diplomasi alanında diğer ülkelerin resmi kurumlarıyla FETÖ'nün okullarının oralarda açılması için dış politikayı bir araç olan siyasi iktidar baktığımızda. Şimdi herkes yani FETÖ'ye bankasına para yatırmış olan bir insan ve onun teşvikiyle çocuğunu bir okula göndermiş bir yurttaş onun bedelini ödüyor. Bedelini ödüyor. Ödemeye de devam ediyor. Fakat FETÖ denilen bu yapıyla siyasi bir ortaklık içerisine girmiş olan, aynı menzildeyiz diyen, birbirlerine teşekkür eden, ne istediğinizse istediğiniz de vermedik diyen bir siyasal iktidar bunun hesabını vermiyor. Şimdi bu adaletsizlik yani vicdansızlık burada. Yani kardeşim yani bu insanlar yargılanıyor. Ekmeğinden oldu, işinden oldu. Şimdi bu askeri öğrenciler. Şimdi kaçı bu darbenin içerisinde olmuş? Bunlar öğrenci yani yaşları da belirli bir düzeyde yani yaş olarak. Şimdi sonuç itibariyle bunlar müebbet alıyor, ceza alıyor.
Bu sürecin siyasi sorumluları biz kandırıldık, Allah bizi affetsin deyip suyun üstüne çıkıyor ve hiçbir hesap vermiyor. Bu olabilecek bir şey değil. Bakın şimdi AKP içerisinde, AKP'nin içerisinde Fethullah Gülen'in dizinin dibine gidip oturup onun hayır duasını almamış hiçbir insan yoktur. Bu kadar net yani. Ha, aşağıdaki insanlardan söz etmiyorum. Çünkü hem AKP içerisinde yükselmenin, hem devlet içerisinde yükselmenin, emniyet, yargı, bürokrasi ne derseniz deyin yolu Fethullah Gülen'in icazetini almaktan geçiyordu. Doğal olarak AKP'de bir ayna tutsak, AKP'de üst düzey sorumluluk almış, milletvekilliği yapmış hiçbir insan FETÖ suçlamasından azade olamaz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine süreci sevk etmesinin altında yatan imzalar da AKP iktidarına aittir. Kim bunların silahlı kuvvetleri önünü açmıştır? Kimlerin imzası vardır? Mesela darbe yapan generallerin terfisine bak. Altındaki imzalar kimdir? Şimdi bunun siyasi sorumluluğunu o imza sahibi vermeyecek de biz mi vereceğiz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi mi verecek? Onu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Taş, çok güzel gidiyor program ama bir de bakıyoruz ki programın yarısı, süreyi geçmişiz. Son yarım saat içerisinde hızlı hızlı iki konuğumdan da rica edeceğim. Biraz daha kısa yorumlarda hiç olmazsa bir sürü başlık var, onlara da değinelim. Sayın Uğur, şimdi isim isteniyor, kim bunlar deniliyor ama az önce de dedik, parti içerisinde de insanlar sosyal medya aracılığıyla birbirlerini FETÖ üzerinden eleştirmeye başladılar. Bu peki o parti içerisinde nasıl karşılanıyor sizce? Hangi partisinde? İşte az önce AK Parti işte. Evet. Yani Mustafa Elitaş'la Mehmet Meydaner'in tartışması, Gürcan Dağdaş'la Melih Gökçe'nin bu sosyal medya üzerinden bu tartışmalara girmesi AK Parti içerisinde nasıl değerlendiriliyor? Valla AK Parti içinde bu tartışmaların yapılması gerekiyor bence. Çünkü yani en azından CHP'de olduğu gibi ölü taklidi yapmıyorlar. Yani Fatih Gürsul'undan Rasim Bölücü'ye kadar ve Urla Belediye Başkanı'na kadar herkes ölü taklidi yapıyor. Yani işte içeriden çıkan bütün FETÖ'cüler Pensilvanya'daki FETÖ'cü milletvekili şimdi unuttum adını, Ekrem bilmem neydi, ona varıncaya kadar herkes ölü taklidi yapıyor. Şimdi bu tartışmaları iyidir. Çünkü AK Parti içinde yani şimdi Bülent Arınç'ların ve Kadir Topbaş'ların damatlarının yargıda ayrıcalıklı bir muameleye tabi olduğuna dair algı bütün insanların, herkesin vicdanını yaralıyor. Şimdi Türkiye'de öyle mahkeme kararları çıkıyor ki işte adına FETÖ borsası diye nitelendiriliyor. Kimi kızıyor bu lafa ama sonuç itibariyle bir takım FETÖ'cü iş adamları serbest bırakılıyor. Şimdi dolayısıyla ortada yani bir takım insanlar işte bana bir sürü mektup geliyor bunları söylediğim ve yazdığım için. Yani uğradıkları haksızlıkları anlatıyorlar. Şimdi bir tane mesela yeni gelen mektup var. Adam beraat etmiş ve işine iade edilmiyor, tamam mı? Şimdi bütün bunlar varken bu tür ayrıcalıklı yargı kararlarıyla serbest bırakılan insanlarla ilgili olarak demin adını zikrettiğiniz isimler birbirleri tartışıyorlar. İşte Şamit Ayar da bunlardan, ben de yazıyorum, başkaları da yazıyor. Yani şimdi bunun sorgulanması ve AK Parti içindeki bu insanların yani bu konumda, pozisyonda kendilerini lanse eden insanların da bir şekilde buna cevap vermeleri gerekir. Şimdi bu tür tartışmalar sağlıklı tartışmalardır. Çünkü dediğim gibi FETÖ denilen tehlikeli örgüt, şu parti şunu yapmıştır, bu parti bunu yapmıştır. Yani kimin ne yaptığıyla ilgili benim söyleyeceğim binlerce şey var. Ama tekrar ediyorum, FETÖ tehlikeli bir örgüt. Şimdi bütün siyasal partilerin ilkesel bir işbirliği yapmaları gerektiği konusunu tekrar ederek devam ediyorum. Dolayısıyla şimdi askeri öğrenciler, İstanbul'daki askeri öğrenciler, onlarla ilgili iddianameyi okudum ben. Enteresan WhatsApp yazışmaları var. Ellerine tüfek tutuşturulmuş. Hepsi küçük değil, 18 yaşından büyük olanlar da var. Artı 17 yaşından küçük olanlar da olabilir. Emir komuta zinciri de denebilir. Ben şunu söylüyorum. Emir komuta zinciri dendiği zaman, yaşları ne olursa olsun, yaş meselesine geleceğim. O zaman 252 vatandaşımızı şehit eden, binlerce kişi yaralayan o katiller, FETÖ katilleri de o zaman emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini söylesinler ve masum olsunlar. Bu bir. İkincisi, suç işleyen 18 yaşından küçük
cezaevler cezaevine girmiyor mu? Ya da en azından istilaevine girmiyor mu? Bu ikincisi. Peki 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin katlettiği 15'liler hakkında sözü olan var mı? 15 yaşında gencecik, 16 yaşında, 18 yaşında gencecik çocuklarımız katledildi. Bunlar hakkında bir şey söyleyecek olanlar var mı? Şimdi tabii tekrar başa dönüyorum. Bu askeri öğrencilerden bir tanesinin annesi eylem yapıyor. Bir tanesi gözaltına alınmış, polis aracından yayın yapabiliyor. Türkiye böyle bir özgürlükler ülkesi, video yayını yapabiliyor. Ve onu destekleyen bir top sakallı, FETÖ'cü olduğuna dair kuvvetli deliller olduğu söylenen bir adam açık açık metrolarda şurada burada propaganda yapıyor. Şimdi bunlar bu cesareti nereden buluyorlar? Yani düşünebiliyor muyuz? Bu cesareti nereden buluyorlar? İşte vicdanları yaralayan adli kararlar, yargı kararları, FETÖ meselesinin halka iyi anlatılamaması, siyasal partilerin FETÖ meselesinde işbirliği yapamaması, işte bu tür cüretkarlıkların ve alçaklıkların ortaya çıkmasının sebebi olabiliyor. Sayın bunlara hocam, çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, hızlı hızlı ilerleyelim dedim ama yine de tabii ki biraz evet, cümleler uzuyor. Enver Altaylı davası ile ilgili onunla devam edelim Sayın Taş. Bu iddianamede Altaylı'nın elebaşı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplarda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve kumpas davaları sırasında gözaltına alınarak Silivri cezaevinde yaşamını yitiren MİT'çi Kozinoğlu hakkındaki örgütü uyardığı ortaya çıktı. Peki şunla başlayalım. Yani İlker Başbuğ ve Kaşif Kozinoğlu neden hedef alındı? İsterseniz bununla başlayalım. Ya şimdi ondan önce ben biraz geriye, çok kısa bir geriye dönmek istiyorum. Mesela yanlış hatırlamıyorsam hani kendisi de söyleyebilir. Mesela bu 15 Temmuz darbe girişimi öncesi sizin bir yazınızın olduğu ve darbe olabileceğine dair bir takım duyumlar olduğunu ifade ettiniz, yazdınız yanlış bilmiyorsam. Doğru. Doğrudur. Mesela Fuat arkadaşın bildiği bu darbe girişimlerini, yani yazdığı bir gazeteci olduğu, aldığı duyumları MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı almadı mı? Yani şunu söylemek istiyorum, darbe girişimini eniştesinden öğrenen bir cumhurbaşkanı var. Eniştemden öğrendi diyor. Ve eniştesinden öğrenilen darbe girişiminin sonrasında MİT Başkanı ile Genelkurmay Başkanı kaldıkları yerden hayata devam ediyor. Şimdi darbenin olacağı biliniyor. Bazı sorular sordu Fuat arkadaş. Onunla kıyaslamak için... Sadece ben yazmadım. Yani. Ya. Şimdi Soner Yalçın da yazdı. İşte, ben kıyaslamak için söylemiyorum. Bu darbe girişimini, bu darbe girişimini niye önlemediler? MİT ve Genelkurmay kapıda olan, herkesin konuşmaya başladığı bu darbe girişimini niye önceden bastırmadılar? Niye engellemediler? Şimdi bu bir sorudur. Ben şimdi başka sorulardan öte bu sorunun yanıtını hala daha verebilmiş değiller. Mesela ne kuruldu? 26 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu 3 ay boyunca bir araştırma komisyonu, MİT Başkanı gelip ifade vermedi. Genelkurmay Başkanı gelip ifade vermedi. Bir noktadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, o zaman başbakandı pardon, tamam bitti bu iş dedi ya, bırakın bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu, kapatın bu dosyayı dedi. Kapatıldı. Kapatıldı ve bu rapor hala da yayınlanmadı bile. Şimdi söylemek istediğimiz nokta şu, gerçekten bu çok Türkiye tarihi açısından çok hepimizin kınaması gereken, karşı durmamız gereken bir darbedir ama bu darbenin üzerinde çok soru işareti vardır. Bu soru işaretleri ortadan kalkmadan belirli noktalardaki insanların hesaplaşması üzerine odaklanmış bir darbeyle hesaplaşma ahlaki değildir, vicdani değildir. Benim söylemek istediğim budur. Bu iddianamedeki mektuplar belki bu soru işaretleri. Bu kısımla ilgili bir parantez açayım. Alper Bey devam etsin bence. Şöyle, şimdi ben o yazıyı yazdım. Doğru, çok da o zaman fark edilmedi o yazı aslında. Darbeden sonra nedense kıymete bindi. Bunu CHP de keşfetti. Çünkü CHP bir kontrollü darbe yalanı devreye sokulacaktı ve benim yazıyı delil olarak kullanmaya kalkıştı. Oysa benim dışımda darbe geliyor diye dediğim gibi Soner Yalçın'dan Mustafa Önsel'e kadar bir sürü insan yazdı çizdi yani sonuç itibariyle. Şöyle bir şey var. Tabii ki devlet ya da hükümet, yani FETÖ'nün askerin içinde sızdığı bir sır değildi. Yani zaten mücadele başlamış. Yargıda, askerde, TSK'nın içinde FETÖ var. Bunları temizlemek istiyor devlet. Fakat şimdi bunu
temizlemek demokratik yöntemler içinde o kadar zor ki neyi bekliyorlardı? Yaş sürecini bekliyorlardı. 30 Ağustos yaş sürecini bekliyorlardı. Aldığımız bilgiler daha sonra da teyit edildi. 2000'e yakın FETÖ'cü tasfiye edilecekti. Aslında FETÖ Mayıs ayında darbe yapmayı planlıyordu. Benim aldığım bilgiler doğrultusunda söyleyeyim. Fakat bu A planıydı ve bu gerçekleşemedi. Çünkü MHP'yi ele geçiremediler o sırada. Ama öte yandan da korkuyorlardı. Çünkü artık yaş sürecinde 2000'e yakın FETÖ'cünün tasfiye edileceği artık ayyuka çıktı. Bu arada İzmir'de bir savcı, şu anda adını unuttum, 240'a aşkın FETÖ'cü askeri hakkında soruşturma başlattı. Çok önemliydi bu. Ve bu da bir dalganın geldiğini gösterdi. Şimdi tabii ki biliyor devlet bir darbe hazırlığı olduğunu, ama tarih bilemiyorlar tabii ki yani. Şimdi ama bu konuda katılıyorum. Eleştirilecek çok şey var. Yani bu darbeye devlet daha hazırlıklı olarak karşılayabilirdi bana göre de. Ama tabii işte bildiğimiz işte hükümetin, devletin bildiğin şey yani ne derler, el yordamıyla bazı şeyleri yapıyor olabilmesinden kaynaklı bir sürü hata vardı. Ama sonuç itibariyle devlet bunları demokratik yolla ve yöntemlerle tasfiye etmeyi planlıyordu. Darbe bu süreçte böyle geldi. Bu parantezi de böyle kapatayım. Şimdi yani genellikle bu benim yazıdan yola çıkılarak işte Fuat Uğur bile, şimdi Aytun Çıray televizyon o zaman CHP'deydi, dolaşıp işte Fuat Uğur Beyefendi bile bunları yazıyor. Devlet nasıl bilmez deyip kontrollü darbe kuyruklu yalanını bir mesnet olarak kullanıyordu. Yani bu bana göre bir ahlaki tutum değil. Çok yanlış. Bunu söyleyeyim, bu parantezi de böyle kapatayım. Tamam Sayın Taş, az önce sorduğum soruyu tekrarlayayım. Yani burada Enver Altaylı davasında bu iddianamedeki mektuplarda İlker Başbuğ ve Kozinoğlu ile ilgili örgütü uyardığı ortaya çıkıyor diyoruz. Şimdi İlker Başbuğ'un daha önceki açıklamalarından neden FETÖ'nün hedefinde olduğunu daha sık gördük ama Kozinoğlu MİT'in Orta Asya şefiydi. Evet. Ve bir iddiaya göre de örgütün özellikle Özbekistan'da okullar, değil mi? Okulları kapatmasındaki etkili kişi olduğu yönünde iddialar vardı. Ama daha sonra bu yargılama sırasındaki o kayıtlarda böyle bir şey olmadığını söylemişti. Ama o kayıtların da ne kadar güvenilir olduğunu da... MİT'in başına geleceği söyleniyordu Kozinoğlu'nun ve Enver Altaylı bunu engellemek istiyordu. O yüzden herhalde, değil mi? Tamam, evet. Evet, evet, doğru. Ya şimdi Emre arkadaş, şimdi çok ilginç bir tablo var burada yani. Tablo şu. Şimdi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde öldü. Öldü yani. Öldürüldü bence. Şimdi Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ cezaevinde yattı. Bu davalar Ergenekon adı altında tanımlandı. Pekala, Ergenekon tartışmalarında hangi siyasi lider, hangi siyasi yapı, hangi siyasi örgüt hangi pozisyonu aldı? Şimdi bu davaların savcısıyız diyen bir başbakan var. Şimdi bak, bunları bir tarafa koyarak konuşamayız. Kaşif Kozinoğlu meselesini, İlker Başbuğ meselesini. Ergenekon'a sahip çıkan bir irade, siyasi irade, Ergenekon davasının haklılığına sahip çıkan bir siyasi irade var. Yani bunu gördük, bunu yaşadık. Şimdi Enver Altaylı meselesi. Şimdi Enver Altaylı meselesini kaşır, MHP çıkar. 12 Eylül öncesi MHP çıkar. Ülke Ocakları çıkar, komando kampları çıkar, Her Gün gazetesi çıkar, Türkiye'deki iç savaş çıkar. Yani Devlet Bahçeli hani siyasi ayak filan, bunlar üzerinde bir Enver Altaylı üzerinden bir hesaplaşma filan olacaksa, bunun emarelerini görüyorsa, bu hesaplaşma konusunda Devlet Bahçeli'nin geldiği geleneği Enver Altaylı, Ruzi Nazar denilen casus, o CIA'nin Türk casusu üzerine oralara bir bakmaları, oralara bir irdelemeleri gerekiyor. Soner şimdi, Yalçın da bugün soruyor zaten. Diyor ki ülkücülerin de Enver Altaylı konusunda çıkaracağı dersler yok mu? Konu sadece FETÖ ile mi ilgili diye. Ya bu Türkiye'deki 80 öncesi iç savaşı geliştiren ana dinamiklerden, isimlerden biri de bu iki az önce sözünü ettiğimiz isim. Doğal olarak MHP burada 12 Eylül öncesi iç savaş konjonktüründe CIA eliyle pozisyon aldırılmış, hatta MİT eliyle, kontrgerilla eliyle konumlandırılmış bir yapıdır. Yani Türkiye 12 Eylül rejimine nasıl geldi? Maraşları, Çorumları yaşadık biz, 16 Mart katliamlarını yaşadık. Şimdi doğal olarak buradan baktığında bu yapı belli ki, bu Enver Altaylı yapısı
siyasal İslamcı yapıyla, zaten Fethullah Gülen yapısıyla, Türk-İslam sentezi denilen yapıyla zaten eskiden beri ilişkileri var. Bir tarafta MHP ile ilişkilerini göbekten sürdürüyorlar, diğer taraftan da Fethullah Gülen cemaatiyle komünizmle mücadele dernekleri üzerinden bir ilişkiyi yürütüyorlar ve bu ikisinin gelip çakıştığı temel nokta Türkiye'deki devrimci hareketi boğmak ve ezmek. Yaptıkları bu. Bunu da başardılar. Bunu da başardılar. Sayın Uğur, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi gerçekten Enver Altaylı'nın hayatına bak, çok yaşlı bir adam zaten. Hayatına baktığında gerçekten Alper Taş'ın da söylediği süreçler var. Ve hakikaten de MHP'yi, şimdi MHP'liler kızmasın ama MHP'yi aynen Alper Taş'ın dediği gibi Amerikan güdümünde Türkiye'de Soğuk Savaş döneminde sol hareketi tasfiye etmek anlamında bir enstrüman olarak kullandılar. Şimdi MHP 12 Eylül'den sonra cezaevine girince MHP'liler ve MHP yargılanınca, Alparslan Türkeş yargılanınca aslında MHP'liler bir aydınlanma yaşadılar. Ve yaşarken de şunu dediler. Biz aslında devlettik. Yani sola karşı, yani 12 Eylül dönemi, 12 Eylül cuntası sola karşı solu tasfiye etmek üzere yapılmıştı aslına bakarsan. Biz devletle aynı şeyleri düşünüyoruz ama biz de yargılanıyoruz dediler. Sonra anladılar ki o devlet dedikleri yapı aslında CIA ve Pentagon'un uzantısıydı. Ve dolayısıyla MHP'nin kırılan ve bugüne evrilen çizgisi öyle başladı. Şimdi Enver Altaylı da o süreçte hakikaten önemli rol oynuyordu. Bunu da belirtmek lazım. Enver Altaylı'nın tabii CIA ajanı Enver Altaylı. Yani ona bir FETÖ'cü bile demek doğru değil. FETÖ'nün üstünde yani. Anlatabiliyor muyum? FETÖ'yü de kullanabilir. Diğer partileri de kullanabilir. Her türlü şeyi yapabilir. Yani şimdi burada Kaşif Kozunoğlu ve İlker Başbuğ meselesinde Kaşif Kozunoğlu'nun yani yazdığı mektup ortada. Efendim diye konu yazmış mektubu Fethullah Gülen'e. İşte MİT'in başına gelebilme ihtimalinden söz ediyor. Dikkat edersek FETÖ'nün ele geçirmek istediği, yani yönetim düzeyinde ele geçirmek istediği en önemli kurum MİT'ti. Hakan Fidan atandığında MİT'in başına İsrail'den, Mossad'dan ses duyduk. Yani Hakan Fidan'la ilgili. Tutturdular bir İran ajanı lafı tutturdular. Yani bu laf üzerinden Hakan Fidan'ı ve MİT'i yıpratmaya çalıştılar. Ele geçiremediler. Aslında MİT'in içine bir hayli güçlüler, FETÖ'cüler. Güçlüler de. Şimdi yine varlar. Hala varlar. Var tabii, öyle var. Yani tam olarak temizlendi denebilir mi? Mutlaka vardır. Yani hem TSK'nın içinde hem yargıda hala alınan kararlı. MİT'in iyiliğini serbest bırakan hakimi görüyoruz ya. Yani adamın hemen gözaltına alınması lazım. Tayin edildi adam yani. Düşün. Şimdi var yani. Olmaz olur mu? Yani bunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla da Kaşif Kozinoğlu'nun, yani istemedikleri bir adamın, kendilerine zarar verecek adamın MİT'in başına gelecek olabilme ihtimalini bertaraf edebilmek için cezaevinde ölümü hazırlandı. Öyle görülüyor. Yani böyle bir değerlendirme yapmak lazım. Ama tabii Rasim Bölücek'le yazışmaları, telefon görüşmeleri çok enteresan. Kaşif Kozinoğlu'nun da MİT'teki değişimden büyük rahatsızlık duymasının nedenlerinin başında şey söylediği geliyor. Yani MİT'te asker bırakmayacaklar iddiası. Evet, şimdi MİT'in askeri istihbaratla işbirliği var. Şimdi ayrıldılar biliyorsun. Böyle bir şey vardı. Ve bu yüzden de öyle de bir savaş vardı. Yani MİT'le askeri istihbarat arasında öyle bir savaş vardı. Ve şimdi biliyorsun ayrıldı. Daha sivil bir oluşum halinde devam ediyor. Askeri istihbarat da kaldırıldı. Var mı bilmiyorum. Hatta yani müsteşar değiştiği zaman Kozinoğlu'nun bu endişesini dile getirip emekliliğini istediği ama Hakan Fidan'ın da sen bize Orta Asya'da çok lazımsın dediği de. Orta Asya çok önemli FETÖ açısından. Biliyorsun Kerimova darbe yapan FETÖ'ydü. Şimdi isimlerini zikretmeyeceğim. Bunu bir yazı konusu yapacağım için söylüyorum. Orta Asya'da darbe girişiminde bulunan ve Kerimova tarafından hapse mahkum edilen, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin bozulmasına sebep olan bu FETÖ'cü darbeciler, bazıları hapse mahkum oldu ve daha sonra bunlar serbest bırakıldı. Bir kısmı Türkiye'ye döndüler. Şimdi ben bunları yazdım ama tekrar yazacağım. Bunu belirteyim. Yani çok tehlikeli bu örgüt. Sayın yani. Son bu konuyla ilgili son cümlenizi de aldım. Şimdi isterseniz biraz dış politikaya geçelim. Dış politika dediğim tamamen dış değil artık. Bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Libya meselesi. Libya'da
Biliyorsunuz bu en son Berlin konferansından önce Merkel'in de Türkiye'ye bir ziyaret yapacağı belliydi. Geliyor. Az bir süre kaldı. Ama bunun dışında mesela ateşkes iddiası, yani sürekli kalıcı bir ateşkes fikri ortaya çıktığı zaman Mısır'dan sürpriz bir şekilde bunu destekleyeceği yönünde şeyler çıkmıştı. Şimdi Mısır'la ilgili East Eye yayın kuruluşundan Mısır lideri Sisi'nin Libya'da Hafter'den desteğini çekmeyi düşündüğü, hatta Cezayir kaynaklı bir kaynak diyor bunu, üst düzey Mısırlı yetkililerin Trablus'a yapılan saldırıları başarısız bulduğunu aktarması, Mısırlı diplomatik bir kaynağın da iddiayı bu direkt doğrulamasa da Kahire ve Hafter arasındaki iletişimin fark edilir derecede kötüleştiğini söylediği şeklinde haberler geliyor. Bir de bunun yanında Berlin konferansında uzun zamandır yan yana gelmekten imtina duyan iki kişinin, değil mi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin bir şekilde kapanış fotoğrafında aynı karede yer alması da acaba Türkiye'nin Mısır'la olan diplomatik süreci acaba başlatabilir mi, başlatamaz mı, yeni bir strateji mi izleniyor şeklindeki soruları da akıllara getirmişti. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi aslında bu konuşulmaya başlandı zaten. Yani Türkiye'nin bu haliyle mevcut ilişki kurma düzeyi ve ilişki kurduğu kesimlerle yürüttüğü siyasi sürece baktığımızda bundan yürümesi mümkün değil. Yani çok yalnız kalmış vaziyette bölgede. Bu yalnızlık içerisinde bu devasa sorunların üstesinden gelebilmesi mümkün değil ve bir diplomasi aşağıda gelişmeye başladı. Yani Mısır'la görüşmeler, Suriye ile görüşmeler, hatta İsrail'le, Lübnan'la görüşmeler başlamış vaziyette. Doğal olarak bu Berlin sürecinin ilerleyebilmesi açısından ateşkesin sağlanması gerekiyor. Ateşkes konusunda Hafter olumlu bir tutum almadı. Doğal olarak Hafter'in terbiye edilmesi gerekiyor. Hafter'in terbiye edilmesi, Hafter üzerinde diplomatik baskı kuracak güçlerin harekete geçirilmesiyle mümkün olabilir. Bu güçlerden biri Rusya ise diğeri Amerika Birleşik Devletleri ve bu noktada sanırım Mısır bu düzlemlerden gelen baskılardan, diplomatik baskılardan hareketle ve sürecin seyrini gören bir noktada ve Türkiye ile de, çünkü Mısır'ın Türkiye ile barışık olması da Mısır açısından oldukça önemli. Doğal olarak Hafter'e ilişkin, yani sizin anlattığınız bilgiye dayanarak söylüyorum, yorum yapmaya çalışıyorum. Doğal olarak yeni bir siyasal sürece, yani Türkiye ile de barışarak önümüzdeki dönemi yaşamak açısından Mısır açısından bu önemli olduğu için ABD ve Rusya'nın telkinleriyle Türkiye ile de yeniden barışmayı içeren bir düzeyde Hafter'i ateşkese zorlama noktasında bir siyasal süreç başlamış gibi gözüküyor sizin verdiğiniz bilgilere dayalı olarak. Elbette ki tabii Libya üzerine çok şey söyleyebiliriz ama hepimiz açısından Libya'da ateşkesin sağlanması, bütün yabancı güçlerin elini eteğini oradan çekmesi, çünkü Libya'yı karıştıran güçler belli zaten. Herkes o ateşe yangınla, benzinle gitmiş ve ateşi büyütmüş. Libya'nın nereden nereye geldiğini şimdi konuşmayalım. Yani emperyalist güçler Libya'yı bu hale getirdi. Şimdi bu bütün emperyalist güç ve bölge güçleri açısından herkesin elini yakan bir olay haline dönüştü. Şimdi bunu aşmaya çalışıyorlar. Suriye'den de bir ders çıkardılarsa bunu bir siyasi çözümle halletmeleri gerekiyor. Doğal olarak ateşkes ve Libya'nın ulusal birliğini, bütünlüğünü içeren bir siyasal çözümü geliştirmenin dışında başka bir çözüm yok. Ama bunun için taraflar da, arabulucu diyebileceğimiz taraflar da çok kısa bir süre içerisinde böyle bir çözümü öngörmüyorlar. Şimdi tabii bu işte Rusya'nın, ABD'nin, Fransa'nın alacağı tutumla çok ilgilidir. Eğer burada Hafter ve herhangi bir siyasi yapının yanında durarak, savaşan güçlerin yanında durarak savaşı kışkırtmaya, desteklemeye, silah vermeye dönük politikaları devam ediyorsa büyük güçlerin ve bölge güçlerinin, bu devam eder zaten. Bu çatışmanın sonu gelmez. Kim kazanır, kazanır mı, kazanan olur mu? Libya kaybeder, halklar kaybeder. Zaten bütün savaşlarda kaybeden hep yoksullar zaten. Yani filler tepişiyor, çimenler eziliyor. O yüzden bu emperyalist müdahalelerin bölgeyi ne hale getirdiği önemli. Bu noktada Libya'daki sürecin hepimiz açısından ateşkesle noktalanması ve bir siyasi
çözüme doğru ilerlemesi halklar açısından iyidir yani. İnşallah böyle bir sonuca doğru gider ama çok umutlu değilim, onu söyleyeyim. Sayın Uğur, şimdi biz hep bu Berlin konferansında bütün bu konferansa katılan ülkeler Libya'daki böyle bir ateşkesi sağlamak için bir araya geldiğini biliyoruz ama ne dersiniz? Yani bu soruyu soracağım ama bir reklam arası vereceğiz, ondan sonra cevabını isteyeceğim. Merkel Türkiye'ye, gündem Libya olsa bile, Türkiye ile Mısır arasında bir ara buluculuğun bir adımını atmak için geliyor olabilir mi diye soracağım ama kısa bir reklam arası. Evet, gazeteci konuğumuz Fuat Uğur ve siyasetçi konuğumuz Alper Taş'la sıcak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye'ye gelmesine az bir süre kaldı. Evet, şimdi gündem Libya tabii ki. Libya'daki bu ateşkes kalıcı hale gelebilir mi, gelemez mi diye ama o Berlin zirvesinde Sayın Uğur, o fotoğraf hala konuşuluyor. Sisi ile ilgili imkansız denilen bir takım şeyler, süreç yaşadık ama ne dersiniz? Merkel, evet gündem Libya ama acaba Mısır'la Türkiye arasında bir ara buluculuk yapmaya mı geliyor? Şimdi hatırlarsınız, Trump'la Amerika'da iken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trump'la Trump'ın verdiği bir yemek vardı ve Birleşmiş Milletler Konferansı'nı hatırlarsınız. Ona girmedi Erdoğan. Ve Trump'ın masasında oturacaktı ve aynı masada Sisi'nin olduğunu öğrenince Tayyip Erdoğan gitmedi. Evet. Şimdi tabii bu Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendiren, orası da iklim konferansıydı. Doğrudan doğruya ilgilendiren, çünkü Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Münhasır Bölge Anlaşması yaptı ve Türkiye'yi özellikle Doğu Akdeniz konusundaki Türkiye'nin iddiası ile ilgili çok ciddi bir şekilde öne geçirdi bu anlaşma ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin devam ediyor olması lazım. En azından Libya'da barışın devam ediyor olması gerekir. Şimdi Hafter meşru değil ama bir taraf sonuç itibariyle. Bunun için de tarafların arkasındaki güçlerle bir araya gelmek durumunda. Ve geldi, bence kötü bir şey değil. Doğru da. Tabii ki Sisi diktatör. Yani Batı biliyorsun kendisinden yana olan diktatörleri benimsiyor ve onları meşru kabul ediyor. Kendisinden yana olmayan diktatörleri de düşman ilan ediyor. Diktatör diye damgalıyor. Böyle bir Batı'nın çifte standardı var. Türkiye bu standart içinde olmamaya çalışıyor. Bu anlamda iyi bir şey. Sisi tabii bir diktatör. Darbeyle iktidara gelmiş. Şöyle ya da böyle, yani halkın büyük bir çoğunluğunda değil ama iktidara gelmiş. Meşru bir hükümeti kanlı bir şekilde devirmiş. Binlerce insanı katletmiş bir diktatör. Üstelik de Mursi'yi mahkemede öldü. Yani bir cumhurbaşkanı. Şimdi Mısır'ın Hafter'den desteğini çekiyor olabilme ihtimalini ben sevindirici buluyorum. Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor biliyorsun. Yani Derne kentini biliyorsun Mısır uçakları bombalamıştı Hafter'e destek vermek için. Hafter orayı aldı. Daha sonra Misrato mu ya da hangi şehirdi o? Misrato değil mi? Ha, o şehirde 100 bine yakın Türk soyundan insanlar var. Etnik temizlik yapmak amaçlı. Orayı bombaladı Hafter. Hafter'in kara gücü yok. Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği hava gücü ve Mısır'ın desteğiyle zaten sürekli bombalıyor. Ateşkesi imzalamamasının arkasında da en büyük etkinin Birleşik Arap Emirlikleri tabii olduğunu. Tabii ki öyle. Şimdi dolayısıyla da şimdi Türkiye bu anlaşmayı ve askeri anlaşmayı, davete icap etme anlaşmasını aslında dediğine katılıyorum. Suriye'de düştüğü hatayı tekrar etmemek için biraz tedbirli, temkinli olarak gidiyor ama Hafter'e de biraz gözdağı veriyor. Sayın eğer ileri giderseniz, süremiz çok azaldığı için ileri giderseniz söyleyeyim, bitireyim. Yani Merkel böyle bir amaçla geliyor olabilir. Bitireyim. Bir göz daha. Şimdi Türkiye'nin kartını gördüler. Rusya ile birlikte Hafter anlaşma yapmak için bir araya gittiler. Avrupa Birliği ön almak istedi. Berlin'e çekti. Merkel de bunun öncüsü. Şimdi Merkel Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin lideri olarak bu ateşkes anlaşmasını realize etmek istiyor. Türkiye'yi de ikna etmek istiyor. Geliş nedeni bu. Mısır'ın da bu tür açıklamalar yapmaya hazırlanıyor olması yine Avrupa Birliği'nin isteğiyle olabilir. Yani Ankara'da çıkacak kararlar enteresan olabilir. Bunu da belirtiyor. Sürpriz olabilir. Kısa bir süremiz kaldı ama orada İran'la ilgili, İran'dan yetkili bir ismin verdiği bir açıklama var. Alper onunla Bey ilgili, evet, Alper Bey, İran Bilim ve Teknolojiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari. Biliyorsunuz bu ambargolar, Amerika Birleşik Devletleri yeni anlaşma dediğimiz zaman diyor ki Türkiye yanımızda olursa dik durabiliriz diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı.
açıyor, biraz daha açıyor. Diyor ki Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durup Amerika ambargolarını reddedebiliriz. Bu işbirlikleri için her türlü altyapıyı sağlamaya hazırız diyor. Bu arada Türkiye ile ilişkiler arasında da kadim kelimesini kullanıyor. Bir kere bir, böyle bir ihtimali görüyor musunuz? Türkiye Amerika'yı karşısına alıp böyle bir şey yapar mı? İkincisi, siz İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının tanımladığı gibi iki ülke arasındaki ilişkiyi kadim olarak görüyor musunuz? Tabii köklü bir dostluk, bir tarihsel birlik var. Yani aynı coğrafyanın insanlarıyız, aynı toprakların insanlarıyız. Doğal olarak İran'la Türkiye bu coğrafyanın iki kadim halkı, devleti ne dersek diyelim. O yüzden bu anlamlı. Tabii rekabet de var, çelişkiler de var, çatışmalar da var. İki köklü uygarlık, öyle diyelim yani tarihsel olarak. Şimdi burada tabii bu çok mümkün gözükmüyor. Yani ABD'yi karşısına alıp İran'la bir ittifak siyasetinin içerisinde Türkiye'nin girmesi mümkün değil. Yani bu çok devrimci bir gelişme olur. Yani AKP bunu yapamaz. Yani bir sosyalist iktidarın, devrimci bir iktidarın Türkiye'de olması gerekiyor. Aslında yapılması gereken belli. ABD emperyalizmini bir kenara koyarak bölgenin güçlerini yan yana gelip bölgeye dönük bir ortak dayanışma geliştirmeleri, ortak paylaşma içerisinde olmaları, ortak güvenlik, her konuda bölgeye emperyalistlerin bir av alanı haline getirmelerine engel olmaları gerekiyor. Yani yapılması gereken bu da. Yani emperyalizmle kurulan ilişkiler düzleminde baktığınızda bunun çok mümkün olmadığı gözüküyor. Peki. Sayın Uğur, size de görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Evet ya da hayır gibi bir cevap isteyeceğim çünkü süremizi açtık. Evet, geçmişte Türkiye bayağı destek verdi İran'a. Evet, onu söyleyeyim sadece. Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Sonuca bakalım, ona göre bir karar verelim. Evet, peki, konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Güne Bakış'ı bugün noktaladık. Akşam ana haberde görüşmek üzere. Yüksek yerlerde kar yağışı bekleniyor ancak genelde hava güneşli olacak. Bugün hissedilen en yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 1 derece. Hava sıcaklığının yarın 7, cumartesi günü 9, pazar günü 12, pazartesi günü ise 13 derece olması bekleniyor.